Evet arkadaşlar, bu akşamki evde etkinlik saatimizde size bir oyun hazırladım. Oyunumuzun ismi Keşif. Evde Keşif. Şimdi hemen oyunun kurallarını kısaca değindikten sonra bu listeyi size vereceğim. Evde Keşif oyununda şöyle gösteriyorum, 16 tane sorumuz var. Bu aynı zamanda ev içerisinde bir örüntü. Bu oyunda aynı zamanda zeka istiyor, kafa istiyor, işbirliği istiyor, ikiniz için söylüyorum, abi kardeş olarak. Oyun aslında çok basit. Her bir soru var. Bu her bir sorunun karşılığında bir eşya var. Bu sorular eşyayı tarif ediyor. 16 tane. Evet. 16 tane eşya var. Ve bu eşyaları evin odalarında bulacaksınız. Ve bu odalar ilk seferde yakaladıktan sonra, cevapları bulduktan sonra bakacaksınız ki bir örüntü var. En azından odaları hani takip etmek odalar, açısından mesela salon benim odam. Bilemiyorum. Bunu siz bulacaksınız. Ve şimdi kaptan olarak Tuğra sana veriyorum. Şöyle kısaca bir incele. Sonra cevaplar burada. 16 soruyu geldiğinizde karşılaştıracağız. Başarı için her bir soru kaç puan olsun Mısra? Kaç puan olsun? 5 olsun mu? 6. Hadi 6 olsun. Ve orada da bak, hem Mısra hem Tuğra hanesi var, gördün mü? Evet. Yani dolayısıyla ikinizin de farklı fikirleri olabilir. Tamam. Kalemi de veriyorum. Sen kardeşinin okuma yazması olmadığı için ona soruyu anlatacaksın. Sonra onun da fikrini, belki sen A diyeceksin, o B diyecek. Sen kalem diyeceksin, o kitap diyecek. Onun da fikrini alacaksın. Ortak cevap da olabilir. Sonra beraber tartışma olmadan buraya geleceksiniz. Şimdi videoyu durduruyorum ve bu yarışma için videoyu aynı zamanda sana veriyorum. Yarışmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı Mısra? Yok. Ama abine bir başarılar dilemek istemez misin? Evet. Hadi başarılar dile o zaman. Başarılar dile. Başarılar dile, başarılar. Başarılar. Hadi bakalım. Evet. Size başarılar diliyorum. Mısra, başarılar diliyorum ve kamerayı aynı zamanda. Evet Mısra, bu oyun hakkında neler düşünüyorsun? Ben düşünmedim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, kağıdı okudum biraz. Birincisi aklıma geldi. Şimdi hemen şöyle göstereyim. İlk arkadaşlar, simsiyah ayakta durur, boynu bükük. Ben bunu biliyorum. Şöyle eğer odama girersek, Mısra sen de gel. Gördüğünüz gibi burada bir lambam var ve simsiyah. Bakın tam simsiyah değil ama gördüğünüz gibi böyle sanki boynu bükük birini andırıyor. O yüzden Mısra ne diyorsun cevaba? Lamba. Evet arkadaşlar, şimdi ilkini bulduk. Ben bunları hemen yazayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi simsiyah ayak. Bir dakika. Şöyle simsiyah ayakta durur, boynu bükük. Lamba lamba. Kimse lamba dedik. Şimdi devam ediyoruz. İkinci bilgimizimiz, iğne batırdığımızda canı yanmaz. İğne batırdığımızda canı yanmaz. İğne. O zaman biz odaları gezelim hemen. Bakalım iğneye benzer bir şey bulabilecek miyiz? Kalem olabilir mi? Yok. Kalem iğne değil. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Mısra'nın odasında iğneyle alakalı bir şey yok. İğne batırdığımızda canı yanmaz. O iğne... Bir dakika. Bu mantıklı bir şey olma. İğne batırdığımızda canı yanmaz. Nasıl bir şey bu ya? İğne batırdım, canı yanmaz. Arkadaşlar biz biraz bunu düşünelim. Sonra karar veririz. Değil mi Mısra? Evet. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şimdi bunu Mısra'ya anlatıyorum. Şimdi Mısra, biz demin ikinci soruyu bulamadık. O zaman üçe geçelim.
Baba dedi ya hani bir örüntü var diye. Biz o örüntüyü bulup ikinci sorunun odasını bulalım. Orada bulalım. Ne dersin? Şimdi diğer sorumuz. Üstümüz çıkarız ama gıkı çıkmaz. Ben bunu biliyorum. Gel bakalım. Arkadaşlar. Üstüne çıkar mı? Ne Gıkı olduğunu çıkmaz. göstereyim. Hemen gidiyoruz. Bakın bizim altta bir taburemiz var. Bu. Evet, şimdi diğer soruya geçelim. Evet. Arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Tuzlu yemeğe katılmaz. Arkadaşlar tuzlu yemeğe katılmayan ne var? Kaya tuzu katılıyor. İyot tuz katılıyor. Her şey katılıyor. Tek tuz ruhu. Bilin diyor tuz ruhu diye bir şey var. Büyük ihtimalle o değil ama bunun mutfakta olduğunu emin olduğum için mutfağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar buldum. Gördüğünüz çamaşır makinesi arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim. Tuz diye bir bölme var. Ve demek ki bu bulaşık makinesi satıldı. Şimdi mutfakta maden. O zaman biz buna da makine tuzu yazalım. Ve şimdi ne çıktı? Benim odam lavabo, mutfak. Şimdi diğer soruya bakalım. Göze gelmesin. Göze gelmesin. Çok mantıklı bir açıklama. Nasıl bulacağız? Emin değilim. Görüşürüz. Bir dahaki soru. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum. Aynen bakın. Baktıkça kendini görüyorsun. Alt aşağıdakini de buldum. Gündüz açar akşam kapatırsın. Perde. Onu da yazalım. Yazım çok kötü bunu biliyorum. Yorumlar yazmanız gerekiyor. Şimdi gökyüzünde olması gereken gerekirken odada var. Arkadaşlar bunlar yıldız. Mısır'ın odasında neon yıldızlar var bilirsiniz. Hani akşam yanar. Pardon akşam parlar falan. Hemen onu da yazalım. Bu arada göze gelmesi. Ben bunu anlamadım. Ve sırayı da bir türlü bulamadım. O yüzden ben biraz daha bir araştırma yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şimdi neler bulduk? Bunu görmüşsünüz. Simsiyah ayakta durup boynu bükük lamba. Üstünü çıkarız ama gıkı çıkmaz. Tabure. Tuzdur yemeğe katılmaz. Bulaşık tuzu. Ve ekmekle ezer geçer tost makinesi. Çünkü tost yaparken bildiğiniz gibi şeyler eziliyor. Başka şey bulduk. Yılan gibi kıvrılır. Bir orada ne yazdığını anlayamadım. Süpürge üstüne uzanır yatar kıyafete. Üstü masası neden? Hani ütülerken arkadaşlar annelerimiz böyle seviyor ya o yüzden. Bunları zaten bulmuştuk. Ayna, perde falan. Şimdi takıldığımız arkadaşlar şu. Nerede? Bir kurulursa boyun uzar. Bu ne? İçine attığını yutar arkadaşlar. Bence çöp. O çöp yazalım mı? Ne dersin? Ulan buna da çöp yazıyoruz. Çöp. Evet. Son arkadaşlar kaç tane kaldı? Hemen bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bu arada bazı açıklamalar gerçekten yetersiz kalmış. Neden? Çünkü mesela bunun tuşları var. Bilgisayarda bulsun ama göze gelmesin. Makas. 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 Bir dakika. İğne batırdığında canı yanmaz. Mutfakta bir şey olması lazım. Çünkü bakın. Örüntü varsa eğer. Benim odam. Mutfak. Banyo. Mutfak. Benim odam. Mutfak. Yok. Hiç örüntü olmadı. Şimdi biz biraz daha takılalım. Belki buluruz. Arkadaşlar babam bir ipucu var. Derim ki ilgi soru üst üste aynı odada dedi. Ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bir iğne batırdığında canı yanmaz pano. Benim bir tane pano var. Hatta göstereyim. Bakın pano. Şimdi hemen bir duruma bakalım. Bakın. Lamba diyor. Lamba burada. Şey de burada pano da. O zaman
her iki soruda bir değişiyormuş. Üste çıkarız ama gıfı çıkmaz. Şimdi merdiven mi acaba? Merdiven. Ne dersin? Acaba bir de çıktı. Yok. Sandalye. Şimdi bir kere bence şu mutfakta bir şey. Üstüne çıkarız ama gıkı çıkmaz. Sandalye olabilir. Çünkü biz genellikle yükseklik şeyleri almak için sandalye kullanıyoruz. Ama gıkı şimdi çıkmaz ya. Tuzdur gıkı çıkmaz demek yani hiç bir şey demez. Hiç şikayet etmez. Tuzdur yemeğe katılmaz. Tuz. Tuz ne olabilir? Bence bu bulaşık tuzu. Her türlü bulaşık tuzu. Göze gelmesin. Ben bunu çözemedim. Açık söyleyeyim. Göze gelmesin. Şimdi biz odalar arasındaki örüntüyü çözdüm. Aslında buradakini çözdüm. Bakın. Yıldız, ayna, perde. Ütü masası, yıldız. İkisi de mısırların odasında. Ayna, perde, annemlerin odasında. Süpürge ve çöp. Bir dakika. Yılan gibi kıvrılır. Bir... Ne yazıyor şurada ya? Bir satan. Onu ben bir babam sorayım. Ama şimdi en azından şunu çözdük. Burası mısırların odası, burası annemin odası. O zaman mısırların odasından sonra annemin odası var. Burada tost... Şimdi ben de dört ayaklı... Bir dakika. Aklıma fikir geldi. Acaba dört ayaklı ama yürümez. Sandalye. Neyse biz biraz daha bilgi alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz bitirdik. Hemen bir gözden geçelim. Simsiyah ayakta durur lamba. İğne batırdığınızda canı yanmaz. Panel. Üstüne çıkarız ama gıkı çıkmaz. Tartı. Tuzdur yemeğe katılması. Tuzlanması var bizim evde. Göze gelmesin. Nazar boncuğu. Tuşları var. Bilgisayar değil. Arkadaşlar mısırlarla bir oyuncak orgu var. O ekmekleri ezer geçer. Tost makinesi. Dört ayaklı ama yürüme sandalye. Tabak gibidir yemek yenmez. Çanak anten. Bir kurulursa boyunuza merdiven. İçine attığını yutar çöp. Yılan gibi kırılır bir uçtan bir ucu. Kablo bak gördüğünüz gibi. Şöyle gidiyor buradan. Üstüne atar kıyafetler. Ütü masası. Gökyüzünde o olması gerekirken odadır yıldız. Baktıkça kendini görsen ayna. Gündüz açar. Pardon, gündüz açarız. Akşam kapatırsın perde. Ben arkadaşlar şuraya bir espri yapmıştım. Aynı yeni hıyar yazacağım. Kendimi vakti görüyorum. Ama ben kendi alanımı mısırlarındaki aynaları kalsın. Şimdi ben onu yazıp... Evet bitti. Şimdi emaneti teslim etmeye gidiyoruz. Evet. Baba bitti. Evet. Sonuçları alıp geliyoruz. Evet. Bitti mi? Evet bitti. Nasıldı? Hemen kısaca bir değerlendirme alalım. Kolaydı. Sadece birkaç bir şey zorladı. Onlarla annemden çok büyük bir yardım aldım. Evet, çok kopya aldınız. Ya çok değil aslında. Hemen bakıyorum. 1-2. Nasıl, eğlenceli miydi yarışma? 4 soru. Eğlenceli miydi? Evet, eğlenceli. Mısır eğlenceli miydi? Evet. Eğlendin mi? Tamam, şimdi hemen hızlıca okay. birinci sorunun cevabını alıyoruz. Lamba. Doğru, artı. Kız da lamba. Artıyı koydun mu? Koyayım. Hadi bakalım. İkinci soru pano. İkinci soru mantar pano. Doğru. Üçüncü soru tartı. Doğru. Üçüncü soru tartı. Soruyu okusana bakalım sorular yaratıcı mı? Üstüne çıkar zaman gıhı çıkmaz. Nasıl, güzel mi sorular? Güzel. Güzel değil mi? Tuzdur yemeğe katılmaz. Neymiş? Tuzlanmasın. O da doğru. Göze gelmesin. Nazar boncuğu. Evet. Altıncı soru. Tuşları var. Bilgisayar değil. Mısır oyuncak piyanosu. Evet. Mısır nasıl? Ekmekleri ezer geçer tost makinesi. Nasıl, sorular da yaratıcı, güzel değil mi? Evet. Sekizinci soru. Dört ayaklı ama yürüme sandalye. Bak işte burada ince bir zeka istiyor. Hangi odadaydı bu? Mutfak. Mutfak. Şimdi orada iki tane seçenek var. Ya masa ya sandalye olacak. Ama yürümez.
Sandalye yürüyebilir bir yerden bir yere gidebilir. Tam masa da yürü. Masa gitmez. O biraz daha zor. Dolayısıyla cevap masa. Dokuzuncu soru. Çanak anten. Evet, o balkondaydı. Uydu anteni. Diğer balkon boğan bir kurulursa boyun uzar merdiven. Evet, soru gene güzel bak. Bir kurulursa boyun uzar. İşine attığını yutar. Heh. Bu benim odamdayım. Çöp. Evet. Hadi gelin bakalım. Ne? Paradan bahsedelim. İçine attığını yutar. Eksi. Yılan gibi kırılabilirsen bir de kablo. Benim çünkü evet. Odamların kablo alanı gösterdim. Evet. Üstüne uzanır yatarken buradan ıslanma odasında ütü masası. Evet. Üstün gökyüzün olması gerekirken odadadır. Yıldız. Evet ve ay. Baktıkça kendini görsün. Mısır ayna dedi. Evet. Ben hıyal dedim. Mısra'nın cevabı doğru ama sana da doğru cevap veriyorum. Sen de bir hıyar olduğun için çünkü. Evet. Gündüz açar, açar. Evet. Dolayısıyla şu anda İki yanlış. Hangileri yanlış? İçin altın yutan ve dört ayaklı adamı yürümez. Evet. Nasıl? Eğlendik mi? Peki. Hadi başka bir oyunda buluşmak dileğiyle ne diyoruz? Bunu yayınlarsak kanalımızda Lezzet Kafası'nda görebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şu mu yapıyoruz? Beğen diyoruz. Like. Hani öyle diyorlar ya. Ve abone olun. Nereye? Sen onları hiç yapamadın. Hani güya videoları işleyip böyle içinde bir yerde. Hani şurada bir yerde olacak. Bir de belki emin değilim diğer evde çıkmış şuraya bakalım. Allah'ım hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.